Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere vatandaşlıkta hukukun temel kavramları hakkında önemli bilgiler vereceğim. Biliyorsunuz ki hukukun temel kavramlarından 2 ya da 3 soru geliyor. O yüzden dikkat edelim. Başlayalım. Sosyal hayatı düzenleyen bir takım kurallarımız vardır. Bunlar din, ahlak, görgü ve hukuk kuralları. Hukuk kurallarını diğer sosyal hayatı düzenleyen kurallardan ayıran iki tane önemli özellik vardır. Hukuk kuralları devlet desteğiyle gerçekleşir ve maddi yaptırımı vardır. Diğerlerinin manevi, bunun maddi yaptırımı vardır. Peki bu hukuk kurallarının özellikleri nedir? Genel olması, nesnel olması, kişilik dışı yani kişiye özel hukuk kuralının olmaması, soyutluluk ilkesi, sürekli olması, maddi yaptırımının olması ve bağlayıcı olması. Evet, hukukun yaptırımları vardır. Bunlar ceza, cebri icra, tazminat, hükümsüzlük ve iptal. Yaptırım dediğimiz zaman bu müeyyide de diye de geçer. Sınavda müeyyide aşağıdakilerden hangisi hukukun müeyyidelerinden biri değildir dediğinde yine aynı şeyi kastetmiş olacak. Bir de karıştırdığımız bazı noktalar var, yanlış söylediğimiz. Tazminat cezası diyoruz. Tazminat da bir yaptırımdır, ceza değildir. Ceza ayrı bir yaptırım, tazminat ayrı bir yaptırımdır. Daha sonra hükümsüzlük dediğimiz zaman burada karıştırdığımız bazı noktalar olabiliyor. Diyoruz ki butlan. Butlan ikiye ayrılır. Birincisi mutlak, diğeri de nisbi butlandır. Mutlak butlanda hukukun emredici hükümlerine aykırılık olacak. Kişinin haklarına aykırılık olacak. Konusu suç teşkil edecek. Ahlaka, edebe aykırılık olacak. Mesela örnek verelim. Bir insan böbreğini satarsa mesela, değil mi? Mesela bu insan vücut bütünlüğüne aykırı bir davranış. Ya da ayırt etme gücü olmayan birisiyle evlendiğinizi düşünün. Ya da birinin evlendiğini düşünelim. Bu da mümkün değildir. Ya da mesela gelin var, damat var. Bunlar kardeşler. O zaman ne olur? Sıkıntı olur. Ya da Hristiyanlarda eskiden şöyle bir sistem vardı. Cennetten bahçe satıyorlardı. Bu tarz şeyler nedir? Mutlak butlandır. Bir de nisbi butlan vardır. O da nedir? Kişi, hata, tehdit ya da aşırı yararlanma yani gabin sonucu olan şeylerdir. Buna da biz irade sakatlığı diyoruz. Bir de hükümsüzlükte ne vardı? Yokluk, yok hükmünde. Yani kurucu unsurlarında eksiklik var. Mesela bir adamla bir kadın evlenirken bakıyoruz ki damat yok mesela ya da gelin yok. Bunlar evlenebilir mi? Evlenemez. Ya da iki damat var ya da iki gelin var. Yani aynı cinsiyle evleniyor. Olmaz. Ya da nikahı resmi nikah yerine dini nikah yapılmış. Yani nikahı imam kıymış. Bu hükümlerimiz açısından ne oluyor? Yok hükmünde gerçekleşiyor. Yani yapılan işlem hukuk aleminde doğmamış oluyor. O sebepten dolayı yokluk diyoruz. Bir de tek taraflı bağlamazlık var. Burada velayet ya da vesayet altında olan kişinin varisi ya da varisinin varisi olmadan sözleşme yapma durumudur. Şimdi hukukun dallarına bakalım. Hukukun dalları kamu hukuku, özel hukuk, karma hukuk şeklinde ayrılıyor. Kamu hukuku dediğimiz zaman, kamu dediğimizde ne oluyor? Devlet ve devlet arasındaki ilişkiler. Özel hukuk dediğimizde kişi ile kişi arasındaki ilişkilerdir. Şimdi devlet ve kişi arasındaki ilişkilerde devlet ve kişi eşitse özel hukuka girer, devlet üstünse kamu hukukuna girer. Mesela bir bakalım örneklere. Ceza, idare, vergi bunları kim yapıyor? Devlet yapıyor değil mi? İcra, iflas, yargılamayı, anayasayı ve devletler umumi hukuk.
Bunlar nedir? Devletin yapabildiği, yaptığı şeylerdir. Ama mesela kişiye özel ne var? Medeni kanun, medeni hukuk. Borçlar hukuku, ticaret hukuku, devletler özel hukuku. Bunlar da nedir? Özel hukuk kapsamındadır. Karma hukukumuz vardı, ondan da bahsedeyim. İşte hava hukuku, çevre, toprak, banka, fikir ve sanat eserleri hukuku, bunlar da nedir? Karma hukuktur. Ceza hukukuna gelirsek. Suç olacak değil mi ortada? Suçun unsurları var. Diyor ki, kanunilik ilkesi. Kanuni olacak. Kanunsuz suç ve ceza olmaz. Maddi unsur olacak. Yani bir insanın hareketi söz konusu olacak. Eğer hareketi yaptıysa icra olur. Ama yapması gerektiği halde yapmazsa ihmal olur. Bunu unutmayalım. Bu yanlış hatırlamıyorsam çıkmış bir soruydu. Manevi unsur dediğimizde orada da bir kusurluluk söz konusu olacak. Eğer kastı varsa bilerek, isteyerek yapmıştır. Ama istemeden yaptıysa bu da taksirdir. Bunu zaten genellikle biliyoruz. Bir de hukuka aykırılık söz konusu olacak. Sonra ceza ehliyetimiz var bizim. Biliyorsunuz ki 0-12 yaş ceza almadığımız yaştır. Ama hakkında güvenlik tedbiri uygulanır. 12 ile 15 yaş arası şuna bakacağız. Eğer ayırt etme gücü yoksa yine ceza almaz. Hakkında güvenlik tedbiri uygulanır. Ama diyelim ki çocuğun ayırt etme gücü var. O zaman ne yapar? İndirimli ceza alır. Yani bizim aslında ayırt etme gücü varsa ceza aldığımız yaş bu yaş arasında başlıyor indirimli ceza. Daha sonra 15-18 yaş arasında ne yapıyor yine? Tam ceza ehliyeti yok. İndirimli ceza almış olur. 18 yaş üzerinde ise tam ceza ehliyeti söz konusu oluyor. Artık 18 yaşından sonra ceza neyse tam olarak alıyor. Ama şunu unutmayalım. Sağır ve dilsiz. Hem sağır olacak hem de dilsiz olacak. Bu kişiye artı 3 yaş ekleyeceğiz. Yani dedik ya az önce. 18 yaş tam ceza ehliyeti. Onlar da 21 yaş tam ceza ehliyetidir. Ondan sonra 18, 20 ve 21. Bu da nedir? İndirimli ceza ehliyeti. Bu şekilde artı 3 ekleyerek söyleyebiliriz. Şimdi arkadaşlar, burada benim karıştırdığım bazı kavramlar var değil mi? İşte soruşturma nedir, kavuşturma nedir? Bu tarz şeylere bir bakalım. Şimdi bir şahıs var burada. Ali diyelim buna. Ali ne yaptı? İşte karşıda bir dükkan vardı. Dükkanda ne çalınsın? Dükkanda bazı telefon malzemeleri çalındı. Şimdi Ali'den şüpheleniyorlar. Şüpheli Ali. Önce Ali'yi şüpheli olarak ne yaptık? Kabul ettik. Onu soruşturduk. Suç şüphesinin öğrenilmesi için bir soruşturma süresi gerçekleşiyor. Daha sonra ne yaptık? İddianame. Yani suçun işlendiğine dair yeterli şüphe toplanılan deliller. Delilleri topladık değil mi? Sonra bir iddianame hazırlandı ve artık Ali sanık. Daha sonra da hükmün kesinleşmesine kadar şu evreye ben ne diyorum? Kavuşturma. Sonra artık sonuçlandı ve Ali suçludur denildi. O zaman Ali nedir? Artık hükümlü. Şimdi ben gözaltına almıştım Ali'yi. Tutuklanmadan önceki haliydi. Artık ne yaptım burada? Tutukladım. Bu da artık kuvvetli suç şüphesi oluyor. Değil mi? Burada gözaltına almıştım. Burada tutukladım. Bunu birkaç kere tekrar ederseniz ya da not alırsanız karışmayacaktır. Şimdi arkadaşlar, medeni hukukun alt dallarına bakalım. Ne var? Kişiler hukuku, aile hukuku, eşya hukuku ve miras hukuku.
Şimdi kişiler hukuku dediğimizde burada kastettiğimiz şey kişiliğin başlangıcı, kişiliğin sona ermesi, kişinin ikameti, kişinin türü, gerçek kişi midir, tüzel kişi midir? Kişinin ehliyeti, ondan sonra kişisel durum sicilleri var. Burada benim karıştıracağım belki hısımlıktır. Hısımlık da kişiler hukukuna girer. Buna bir yıldız atalım. Aile hukuku dediğimizde zaten kolay olacak. Nişanlanma, evlenme, eşlerin karşılıklı borç ve yükümlülükleri, aile birliği arasındaki ilişkiler, velayet, vesayet, boşanma ve soybağı. Belki burada da kafamızı karıştıracak olan soybağıdır. Buna da bir yıldız atalım. Eşya hukuku dediğimizde burada aynı hak ve zilyetlik söz konusu. Zilyetlik, elde bulundurmaya. Ben ne diyorum? Zilyetlik, bulunduran kişiye de zilyet diyorum. Miras hukukunda muris var, terike var. Birazdan onunla ilgili bir resim göstereceğim. Bir insan kendisine miras kaldı. Çünkü biliyorsunuz ki miras sadece mal değil, borçlarla birlikte kalıyor. O kişiye 3 ay içerisinde reddi miras verebilir. Yani mirası reddedebilir. Ve bir insan vasiyetnameyi 15 yaşından büyükse verebilir. Şimdi kişilik dedik. Kişilik tam ve sağ doğumla başlar. Bunu unutmayın. Bir insanın kişiliği tam doğacak ve sağ doğacak. Doğduğu an ne yaptı? O kişinin kişiliği başlamış oldu. Peki bu kişiliği sona erdiren haller nelerdir? Ölüm mesela. Ölüm, birlikte ölüm karinesi ve ölüm karinesi. Karine dediğimiz bir varsayımdır. Hani bir kesin bir şey yok ama bir varsayım var. Birlikte ölüm, kim daha önce öldü, bunun ilişkisine bakılır. Bu mirasla alakalı bir şeydir. Yani ben buradaki varsayımı nereye yapıyorum? Zamana yapıyorum. Mesela şöyle düşünün, bir annesiyle kızı. Aynı anda öldüler. Diyelim ki araba kazası geçirdiler. Hangisi daha önce öldü? Kim kimin mirasçısı? O şekilde planlamak için, düşünmek için böyle bir şey ortaya konuldu. Ölüm karinesi dediğimizde, ölümüne kesin gözle bakılan kişiler oluyor. Ceset yok ama öldü. Yani diyelim ki bir uçak düştü. Ondan sonra o kişinin cesedi yok ama ben artık biliyorum ki o kişi ölmüştür. Sonra ne yapıyorum? Bu kişinin evliliği kendiliğinden sona erer. Ve mahalli en büyük amirine, mülki amirine başvuru yaparız. Bir de gayiplik durumu var. Şimdi iki türlü gayip var. Biri ölüm tehlikesi halinde kayboluyor. Diğeri de kafasına göre çekip gidiyor. Şimdi ölüm tehlikesi halinde olan kişi mesela aradı. İşte çok korkuyorum, bana bir şeyler olacak deyip bir anda telefon kapandı. Ne yaptık? Tehlikeli bir şey geldi başına, değil mi? Şimdi bu kişinin durumunda bir yıl dolacak. Sonra ben gayiplik başvurusunda bulunacağım. 6 ay arayla ikinci ilanı da vereceğim. Yani 6 ay geçecek, ikinci ilanı da vereceğim. 5 yıl dolduğunda da ben miras için başvuru yapabilirim. Ama az önceki gibi evlilik bununla sona ermez. Bir de kafasına göre çekip giden biri var. Bunun 5 yılda olması lazım. Çünkü ölmesiyle alakalı hiçbir şüphemiz yok öldüğüne dair. 5 yıl dolacak. Ben gayiplik başvurusunda bulunacağım. 6 ay arayla ikinci ilanımı vereceğim. 15 yıl sonra da miras için başvuracağım. Ve bunda da evlilik sona ermez. Onun için mahkemeye başvuru yapmam gerekiyor. Ama diyelim ki kaybolan kişi 100 yaşında. O zaman miras için beklemeye gerek yok. Az önce demiştik ki ölüm karinesinde başvuruyu mahallenin en büyük mülki amirine yapacaktım. Ama bunda sulh hukuk mahkemesine başvuru yaparım.
Şimdi gelelim ehliyet türlerine. Benim hak ehliyetim ve fiil ehliyetim var. Hak ehliyetim tam ve sağ doğmak şartıyla anne ana rahmine düştüğü andır. Benim şartım ne? Tam ve sağ doğmak. Annenin rahmine düştüğüm an benim hak ehliyetim başlar. Fiil ehliyeti dediğimizde işte bunda ne, fiil ehliyeti ne işe yarar? Hak kazanmak ya da borç altına girme anlamında. Şimdi burada bazı özelliklerimiz var. Diyor ki fiil ehliyetinde ayırt etme gücüne sahip olmak gerekiyor, ergin olmak gerekiyor ve kısıtlı olmamak gerekiyor. Peki ayırt etme gücünü engelleyen durumlar nelerdir? Akıl hastalığı, akıl zayıflığı, yaş küçüklüğü, sarhoşluk. Ama bu sürekli sarhoş olan yani ayyaş tarzı insanlar değil. Ergin olmak dedik. Ergin olmak nedir? 18 yaş ve üzeri. Bir de bizim evlenme erinliğimiz var. Bunlar nelerdir? Olağan durumdaki 17, olağanüstü durumda 16'dır. Bir de evliliği kastetmediğimiz, kazayı rüşt dediğimiz. Mesela bu kişi memur olacaktır. O zaman o kişinin de erinliği 15'tir. Bakın bu kişi evlenmez. 16 yaşından küçüğü ne olursa olsun mahkeme kararıyla bile evlendiremezsiniz. Ama bu kişi diyelim ki memur olacak. O zaman ona ne yapıyoruz? Kazayı rüşt olarak evlilik veriyoruz. Daha sonra da dedi ki kısıtlı olmamak. Hangi durumlarda kısıtlıyız biz? Akıl hastalığı varsa, akıl zayıflığı varsa, savurgan, alkol ya da madde bağımlılığı varsa, kötü yaşama tarzı, kötü yönetim varsa, bir sene ya da daha fazla özgürlüğü bağlayıcı ceza almışsa, bu kişi kısıtlıdır. Yaşlılık ve yaş küçüklüğü kısıtlama sebebi değildir. Sarhoşluk kısıtlama sebebi değildir. Ama bir insan, yaşlı biri, kendi isteğine bağlı kendini kısıtlayabilir. Tekrar ediyorum, yaşlılık, yaş küçüklüğü, sarhoşluk kısıtlama sebebi değildir. Yaşlılar isteğe bağlı kendini kısıtlayabilir. Devam ediyorum. Şimdi benim ehliyet türlerim var. Tam ehliyet, sınırlı ehliyetli, tam ehliyetsiz ve sınırlı ehliyetsiz olarak. Şimdi tam ehliyetli, en sağlıklı, en normal birey diyoruz. Hem ayırt etme gücü var, hem ergin, hem de kısıtlı değil bu kişi. Her şey tam. Sınırlı ehliyetli de, sınırlı ehliyetlinin tam ehliyetliden tek bir farkı var. O da diyor ki kendini yasal danışan, danışman atanan kişidir. Değil mi? Yasal danışmanı var sadece. Yine bu ayırt etme gücü var, ergin var ama neyi yok? Kendisi yasal danışman atanmış. Yani kısıtlı da değil. Bunu bileceğiz sadece. Sınırlı ehliyetsiz dediğimiz kişi ayırt etme gücü var ama diğer ikisi yok. Mesela ergin değil ve kısıtlı. Tam ehliyetsiz artık ehliyetini kullanamayacak. O kişinin de ayırt etme gücü yok. Ayırt etme gücü yoksa zaten hiçbir şey yapamaz. O şekilde düşünelim. Tam ehliyetsiz, ayırt etme gücü yok. Ayırt etme gücü olmayınca hiçbir şey yapamaz. Ama sınırlı ehliyetsiz olan kişinin ayırt etme gücü var. Ama diğerleri yok. Şununla ikisinin de arasındaki fark neydi? Sınırlı ehliyetli de yasal danışman atanıyordu. Çünkü bunun bu özellikleri var zaten. Ama kendisine yasal danışman atanmış. Gelelim hısımlık durumuna. Hısımlık 3 türlü oluyor. Kan hısımlığı, kayın hısımlığı, evlat edinme hısımlığı. Kan dediğimiz zaten doğum ilişkisi oluyor. Kayın hısımlığı evlilikle kurulur. Evlat edinme de mahkeme kararıyla gerçekleşen hısımlık türüdür. Daha sonra tüzel kişiliklerimiz var. Belli bir amaç doğrultusuna bir araya gelen kişi ya da mal topluluklarına ben tüzel kişilik diyorum. Peki başlangıcı nedir? Kurulduğu an. Fiil ehliyeti de zorunlu organları oluşturduğu anda gerçekleşiyor. Şimdi bunları nasıl unutmayacağız? Ben kuruldum bir şirket olarak. O zaman benim artık
tüzel kişiliğim başladı. Ama ben işlem yapmaya ne zaman başlarım? Zorunlu organlarımı gerçekleştireceğim, oluşturacağım. O zaman artık ben işlem yapmaya başlayacağım. Şimdi tüzel kişilikte özel hukuk tüzel kişiliği ve kamu hukuk tüzel kişiliği var. Şimdi özel hukuk tüzel kişiliği diyecek ki kar amacı güden ve gütmeyen şeklinde şirketler, kooperatif, kar amacı gütmeyen dernek, vakıf. Şimdi ben biliyorum ki kooperatif 7 kişiden, dernek 7 kişiden oluşur. Vakıf 1 kişiden oluşur ama bunlar arasındaki tek mal topluluğu vakıftır. Bunu da unutmayın. Bu çok önemli bir bilgi. Sonra kamu hukuku tüzel kişiliği dersem de üniversite, TRT, belediye, köy, il özel idaresi, YÖK şeklinde gider. Üniversiteler mal topluluğudur, unutmayalım, karıştırabiliriz. Belediyeler de kişi topluluğudur. Şimdi miras hukukunda şu detayı vermek istiyorum. Az önce söylemiştik. Bir tereke vardı, bir de muris vardı. Muris mirası bırakan kişidir. Yani bu mezarlıktaki dedemiz, ninemiz artık kimse. Terekede o kişinin bıraktığı mallar ve borçlar. Unutmayalım. Muris bu mezarda yatan, bana miras bırakan kişi. Terekeleydi. İşte Muris'in bıraktığı mal ve borçlardır. Evet. Devam ediyorum. Miras hukukundan bahsetmiş olduk. Eşya hukukuna geldiğimizde. Eşya hukukunda ne vardı? Ayni hak, bir de diliyetlik vardı. Ayni hak dediğimizde sahibine eşyalar üzerinde geniş yetkiler veren ve herkese karşı ileri sürülebilen haklardır. Yani bir kalem var diyelim, bu kalem bana ait. Ben bunun hakkında geniş yetkiye sahibim. İstediğimi yapabilirim. İster kullanırım, ister satarım, istersem çöpe atarım. Ve herkese karşı da ileri sürebiliyorum. Bu benim kalemim diyebiliyorum. O zaman bu nedir? Ayni haktır. Şimdi ayni hak dediğimizde bir mülkiyet hakkı gelecek aklımıza. Bir de sınırlı ayni hak gelecek. Mülkiyet hakkı dediğimizde az önce söylediğim her şeyi yaptığım haktır. Yani kullanırım, yararlanırım, tasarrufta bulunurum. Değil mi? Kalemle yazı yazdım, kullandım. Yararlandım, onu gittim, kiraladım, sattım. Ya da tasarrufta bulundum. O şekilde düşüneceğiz. Sınırlı ayni hak dediğimizde ya kullanacağım, ya yararlanacağım ya da hem kullanıp hem yararlanacağım. Tasarrufta bulunamıyorum. Daha sonra da burada benim bilmem gereken iki tane kavram var. İntifa hakkı ve sükna. İntifa dediğimiz hem kullanma hem de yararlanmadır. Az önce söylediğimiz üçüncü tercihimiz neydi? Hem kullanıyordu hem de yararlanıyordu. Buna biz ne diyormuşuz? İntifa hakkı. Bir de sükna var. Oranın sakinleri diyoruz değil mi? Bizim apartmanın sakinleri. Oradan aklınıza gelsin. Yani oturma hakkı. Zilyetlik var dedik. Zilyet elinde bulunduran kişidir. Zilyetlik de bu elinde bulundurma durumuna söylediğimiz kavramdır. Şimdi buradan bir bakalım. Şimdi bu Ali diye biri olsun. Ali ne yapıyor? Arabası var. Arabasında ayni hak sahibidir. Onun sahibi olduğu için isterse bunu kullanır, isterse yararlanır, isterse de tasarrufta bulunur. Değil mi? Ya gider sürer, kendi sürer. Ya işte kiralar, yararlanır ya da tasarrufta bulunur. Satar, bir şey yapar. Daha sonra da burada bir evi var. Burada kiraladı diyelim. Ne yapar bu evi? Kullanabilir, orada yararlanabilir ama tasarrufta bulunamaz. Ya da hem kullanıp hem de yararlanabilir. Ve burada oturma hakkı vardır, sükna. Bir de zilyetlik vardı. Buna Ayşe olsun. Ayşe ne yaptı? Çiçekleri elinde bulunduruyor. Yani onların sahibi elinde bulunduran kişi oluyor. Sahibinden ziyade o malı elinde bulunduran kişidir. Borçlar hukukuna gelirsek, borçlar hukukunun unsurları 3 tanedir. Yani olmazsa olmazları.
alacaklı olacak, borçlu olacak, bir de edim. Yani borcun konusu. Ben ne yapıyorum? Konu olarak biz aramızdaki ilişkimiz nedir? Ben işte dediğim kırtasiyeye gittim. Kalem alacağım. Benim konum ne? Bu kalem. Benim bu kalemi parasını ödemem ve o kişinin de bu kalemi bana vermesi ne oldu? Edim oldu. Borç ilişkisini doğuran haller var. Hukuki işlem, haksız fiil, sebepsiz zenginleşme. Bunlar daha önce çıkmış sorular. Daha önce de çıkabilir. Daha sonra da, affedersiniz. Hukuki işlem dediğimizde bakın bir işlem yapılıyor. Bunlar sözleşmelerdir. İşte ne olabilir? Satım sözleşmesi olur, kira sözleşmesi olur. Haksız fiil dediğimizde, haksız fiilin unsurlarına bakalım. Hukuka aykırılık, kusur, zarar, maddi ya da manevi. Bir de illiyet bağı olacak, nedensellik. Bunlar nedir? Haksız fiil. Haksız fiil olması için neydi? Hukuka aykırı olacak, kusur olacak, zarar olacak ve illiyet bağı olacak. Neden? Değil mi? Nedensellik. Bir de sebepsiz zenginleşme var. Burada ne diyoruz unsur olarak? Bir zenginleşme var. Biri zenginleşiyor. Biri fakirleşiyor. Yine bir nedensellik var. İlliyet bağı. Haklı sebep bulunamaması. Yani o zenginleşirken, o fakirleşirken haklı bir sebep yok. Bunları unutmayalım lütfen. Borçlar hukukuna hakim ilki ve esaslara baktığımızda diyoruz ki sözleşme özgürlüğü yani serbestliği, nisbilik ilkesi vardır. Borcu kime verdiysen ondan isteyebilirsin. Gidip de onun işte eşinden, amcasından, halasından isteyemezsin. Kusurlu sorumluluk olacak. Yani o davranışta hem kusurlu olacak hem de sorumlu olacak. Dürüstlük ilkesi, ıvazlılık var yani karşılıklılık. Üçüncü kişinin aleyhine borç ilişkisi kurulamaması, yani benim adıma Ahmet'le Ayşe borç oluşturamazlar. Borçlunun ikametinde ifa ilkesi var. Yani ben borç para aldım senden, sen gelip borcu benim evimden alabilirsin. Yani sen benim ayağıma geliyorsun, ben borcumu ödüyorum. Bir de eşitlik ilkesi var. Ve ÖSYM'nin sorduğu bir şeydir, onu da söyleyeyim. Peki, borcu soruna erdiren haller nelerdir? Burada bakacağımız noktalar ifa. İfa dediğimiz yerine getirmektir. Yerine getirdiysem ifa etmişimdir. İbra, aklama. Yani diyorum ki, mesela diyelim ki bana borcun vardı senin. Ben dedim ki, tamam, helal olsun, senin bana borcun yok. Ama sen yok yok, benim borcum var, ödeyeceğim dersen bu ibra olmaz. Diyeceksin ki Allah razı olsun, tamam borcun yok artık, borç düşmüştür. Dedikse, yani ben söylerim, sen de kabul ettin. Bu ibradır. Tecdit, cedde, yani yenilemek. Yenileme varsa yine borcu sona erdiriyor, yeni bir borç oluşuyor mesela. Birleşme, alacaklıyla borçlu birleşiyor. Mesela diyelim ki babama borcum var. Allah gecinden versin. Babam vefat etti. Daha sonra da ne oldu? Onun mirası bana kaldı. Ben hem alacaklı gibi oldum hem de borçlu gibi oldum. Ne oldu? Borç sona ermiş oldu. Takas durumu var. Bir de kusursuz imkansızlık olacak. Yani hem kusursuz olacak hem de ona ödemem imkansız olacak. Mesela az öncekinde de kusurlu sorumluluk demiştim. İkisi farklı şeyler. Şimdi diyelim ki benim bilgisayarım var. Bilgisayarımı sattım. Ya da bilgisayar demeyelim. Tarihi eser bir ürün diyelim. Tarihi eser bir vazo var elimde. Bunu arkadaşıma sattım. Daha sonra da o gece deprem oldu ve depremde o vazo kırıldı. Şimdi burada benim suçum var mı? Yok. Çünkü deprem olmuş. Peki o vazonun yerine başka bir şey ekleyebilir miyim? Ekleyemem. Yani o tarihi eser olduğu için. Ekleyemem. Ne oldu? Kusursuz imkansızlık gerçekleşti. Şimdi arkadaşlar, zaman aşımı dediğimiz şey borcu eksik borç haline getirir. Yani talep edilemeyen borç olur. Bunun da süresi 10 yıldır.
Bir de kusurlu imkansızlık diye bir şey var. O da borcu sona erdirmez. Yani az önce dedim ya, deprem oldu. Artık geriye ödeyemeyeceğim. Benim de suçum yok. Ama gittim ben, vurdum elimle vazoyu. Düştü, kırıldı. Ben onu ödeyemem. Tarihsel bir şey. Ama benim suçum var. O şekilde düşünebiliriz. Şimdi geldik devletler özel hukukuna. Şimdi bu kavram ÖSYM sordu. Uyrukluk kavramını defalarca. O yüzden yıldızımızı atalım. Uyrukluk, diğer adı tabiyet bağı. Diyor ki, kişileri ve şeyleri devlete bağlayan hukuki ve siyasi bağdır. Kişileri ve şeyleri devlete bağlıyor. Hem hukuki hem de siyasi bağdır. Bir de vatandaş var. Zaten bu ikisi karıştırılıyor genelde. Karıştırmayacağız. Diyoruz ki devlete uyrukluk bağı ile bağlı olan gerçek kişilere vatandaş denir. Vatandaşlık kanunun gösterdiği şekilde kazanılır ve kanunun gösterdiği şekilde de kaybedilir. Bir de ÖSYM'nin şu sorduğu şey de var. Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür. Türk anne veya babadan doğan çocuk Türktür. Vatandaşlık kanunu gösterildiği şekilde kazanılır ve kaybedilir. Bunları unutmayalım. Daha sonra bir kişi kendi isteğiyle vatandaşlıktan çıkmak istiyorsa İçişleri Bakanı'na gidecek. Ama o kişi işte bir suçtan dolayı vatandaşlıktan çıkarılıyorsa bunu da yapan kişi Cumhurbaşkanı olacak. Evet. Özel haklara geldiğimizde, haklar nitelikleri bakımından, konuları bakımından, kullanımları bakımından ve amaçları bakımından 4 kısma ayrılıyor. Şimdi nitelikleri bakımından dediğimizde bunlar mutlak ve nispi haklar oluyor. ÖSYM mutlakı da sordu, nispiyi de sordu. Daha sonra konuları bakımından dediğimizde mal varlığı hakları, kişilik hakları. Kişilik haklarını ÖSYM yine sordu. Kullanımları bakımından devredilebilen ve devredilemeyenler var. Amaçları bakımından da alelade haklar ve yenilik doğuran haklardır. Burada da bir tanesini ÖSYM'e sordum. Öncelikle şuna bakalım. Mutlak haklar dedik. Herkese karşı ileri sürülebilen aynı haklar. Telif hakkı, patent hakkı, mülkiyet hakkı. Mülkiyet hakkını yine sormuştu ÖSYM'e. Mülkiyet neydi? Kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma. Velayet ve vesayet hakkı. Affedersiniz. Nispi haklar dediğimizde belirli kişi diyoruz. İmzayı kim attıysa ondan isteyebiliyorsun. Sözleşmeler ve alacak hakları. Mal varlığı haklarımız aynı hak, telif hakkı. Patent hakkı, mülkiyet hakkı, alacak hakkı diyebiliriz. Kişilik hakları vücut bütünlüğüdür. Vücut sağlığı, itibarımız, şerefimiz, onurumuz, haysiyetimiz ve sırlarımız oluyor. Kullanımları bakımından bunlar kolay zaten. Devredilebilenler telif, patent, aynı hakkımız, mülkiyet hakkımız ve alacak haklarımızı devredebiliriz. Devredemediklerimiz kişiliğimiz, kişilik haklarımız, evlenme hakkı, nişan bozma, nafaka, intifa. İntifa neydi? Kullanma ve yararlanma. Bir de sükna. Sükna'da orada oturuyorduk değil mi? Apartman sakinleri diyorduk. Amaçları bakımından dediğimizde alelade ve yenilik doğuran. Alelade olanlar velayet ve vesayet hakkıdır. Yenilik doğuranlar inşa, yani yeniden inşa ediyorsun. Bunlar kurucu inşa, değiştirici inşa ve bozucu inşa diyoruz. Kurucu inşada yeni bir hukuki durum söz konusu oluyor. Mesela evlenmek. Değiştirici dediğimizde mesela ayıp malı değiştiriyoruz değil mi, ayıpsızlığıyla. Bozucu inşa, bunu sormuştu ÖSYM. Bu da nedir? Bir şeyi bozuyorsun. Boşanma, sözleşmeyi feshetmek, ortadan kaldırmak anlamında söyleyebiliriz. Şimdi hakları doğuran olgular vardır. Bakın ÖSYM bunu da çok sever. Hukuki olay, hukuki fiil, hukuki işlem. Bunları karıştırmayacağız. Nasıl karıştırmayacağız hocam? Hukuki olay diyor. Bir olay gerçekleşmiş ama bu benim irademle olan bir şey değil. Yani irade dışı olan bir şey. Mesela nedir? Doğum, ölüm,
Bu gibi şeyler benim iradem dışında gerçekleşen şeylerdir. Bir olay gerçekleşmiş ama benim iradem söz konusu değildir burada. Ama hukuki fiil diyor. Bir fiil, bir davranış ortaya konulmuş. İş, oluş, hareket bildiren bir davranış ortaya, meydana getirilmiş. Mesela ne yaptım ben? İkamet adresimi değiştirdim. Hukuki işlem diyoruz. Burada da işlem yapıyoruz değil mi? Bir irade açıklaması ya da beyan diyoruz diğer adıyla. Mesela ben araba satın alıyorum. Değil mi? Bu benim bir hukuki işlemimdir. Evet. Arkadaşlar, bunu kesinlikle unutmayalım ve karıştırmayalım. Bunlar karıştırılan iki önemli kavram. ÖSYM'e sordu, yine sorar. Diyoruz ki hakların kazanılmasında geçerli ilke iyi niyettir. Buna subjektif iyi niyet de denir. Ama hakların kullanılmasında geçerli ilke dürüstlüktür. Mesela ben o hakkı kazanırken bilmiyorum, bir şey yapmışım. Burada iyi niyetime bakılır. Ama o şeyi de kullanırken dürüstlüğe bakılır. Mesela ben borcumu ödeyeceğim. Sana borcumu ödeyeceğim. Diyelim ki 10 bin lira borcum var. Ama gittim 10 bin lirayı hep 1 lira 1 lira şeklinde sana ödedim. Burada ne oldu? Dürüstlük ilkesine aykırı davranmış oldum. Evet. Şimdi hakların kullanılmasında bazı ilkeler söz konusu. Devlet eliyle gerçekleşen ve kişinin kendi eliyle gerçekleşen hakların korunması var. Şimdi devlet eliyle dediğimiz ya talep yolu ya da dava yolunu kullanıyoruz. Ama diyelim ki bunları değil de kendi elimle gerçekleştirdiğim durumlar nelerdir? En çok bildiğimiz meşru müdafaadır ama diğerleriyle karıştırabiliyoruz bazen. Meşru müdafaayı ÖSYM'e sordu. Yine sorabilir. Diyor ki kişinin kendisinin ya da bir başkasının canına, malına ya da namusuna karşı yönelmiş bir saldırıyı başından def etme. Ne olacak? Ya bana gelecek saldırı ya da başkasına gelecek. Canıma gelecek, malıma gelecek, namusuma gelecek. Bu tür bir saldırı söz konusuysa ben ne yaptım? Orantılı güç kullandım. Yani sadece o saldırıyı def edebilecek kadar güç kullandım. Hani orantılı deyince o silah kullandı ben silah kullanacağım şeklinde değildir. O saldırıyı def edecek kadar güç kullandım. Buna ne diyoruz? Meşru müdafaa diyoruz. Ama bakın dedik ki bana ya da başkasına, canına, malına, namusuna karşı gelen yöneltilmiş bir saldırı söz konusu olacak. Bir de zaruret hali var. Bunun fotoğrafı çıkmamış. Tamam. Kişinin ani bir tehlikeden kaçarken olayla ilgisi bulunmayan bir kimse ya da malına zarar verme durumudur. Yani ben ani bir şekilde bir tehlikeden kaçarken, mesela diyelim ki trafik kazası olacakken yanda manevra yaptım ve birinin bahçesine girdim. Onunla ilgili bir fotoğraf koymuştum buraya. Ve bahçeyi ne yaptım? Oradaki besinleri, ürünleri ezdim. Burada bir zaruret yani mecburiyet vardı. Ne yaptım? O kişiye zarar verdim. Ama isteyerek değil. Ama ne yaparım? O verdiğim zararı tazmin ederim. Karşılığını öderim. Bunu da ÖSYM'e sordu. Ani bir tehlikeden kaçarken bunu unutmayın. Altını çizelim. Kuvvet kullanma dediğimizde benim malıma yöneltilmiş bir saldırı var. Devlet müdahalesi gelene kadar ben de onu ne yapıyorum? Etkisiz hale getiriyorum. Burada da onunla alakalı bir fotoğraf vardı. Devlet müdahalesi gelene kadar ben o kişiyi etkisiz hale getiriyorsam buna da kuvvet kullanma diyoruz. Şimdi hukukun kaynakları söz konusu. Bunlar çok önemli. Sordu. ÖSYM yine sorar. Hukukun yazılı, yazısız ve yardımcı kaynakları vardır. Birazdan yazılı kaynakların piramidini göstereceğim. Ama yazısız
kaynak dediğimizde örf ve adet hukukumuz gelecek. Bakın örf ve adet demiyorum. Örf ve adet hukuku süreklidir, geneldir ve devlet desteğiyle gerçekleşir. Örf ve adet hukuku. Yardımcı kaynaklar da yargısal kararlar yani içtihatlar ya da bilimsel görüş doktrinlerdir. Bu arada yazılı kaynaklarla yazısız kaynaklar bağlayıcıyken yardımcı kaynaklar bağlayıcı değildir. Bakın burada bağ koydum ve bağlayıcı olmayana çarpattım. Bunu unutmayalım. Bakalım yazılı kaynaklarımız. En üstte ne var? En genel, en bağlayıcı, en soyut normumuz anayasadır. Anayasanın üstünde bir normumuz yoktur. Hemen altında kanun, milletler arası anlaşma, OHAL Cumhurbaşkanı kararnamesi. Şimdi bunlar denktir. Ama uluslararası düşündüğümüzde temel hak ve hürriyetlerle ilgili çatışma olursa o zaman milletler arası anlaşma söz konusudur. Bakın sadece temel hak ve hürriyetlerle alakalı bir konu varsa milletler arası anlaşmayı mı üste koyacağım, kanunu mu üste koyacağım dersek milletler arası anlaşmayı koyacağım. Onun dışında eşitler. Bakın burada bir OHAL Cumhurbaşkanı kararnamesi var. Hemen altında da Cumhurbaşkanı kararnamesi var. Yani olağan durumda. Bu olağanüstüydü. Bu da nedir? Olağan durumda. Üçüncü sıramızda bu var. Dördüncü sırada yönetmelik, genelge diye gidiyor. Evet. Bağlayıcı dedik. Yazısız kaynaklarımız da bağlayıcıydı. Ama yardımcı kaynaklarımız bağlayıcı değildi. Burası da çok önemli. ÖSYM yine sordu. Yine sorabilir. Boşluk türlerimiz var. Ne var? Kanun boşluğumuz bir de hukuk boşluğumuz vardır. Kanun boşluğunun içeriğine girdiğimizde deriz ki yazılı kaynaklardaki boşluklardır. Hani burada gösterdik ya bunlar nedir bizim? Yazılı kaynaklarımız. Bunlarda oluşan boşluklara kanun boşluğu denir. Kanun boşluğu iki türlü olur. Bir kural içi boşluktur, bir de kural dışı boşluktur. Kural içi boşluğumuz bilerek ve isteyerek bıraktığımız boşluklardır. Yani ben bilerek ve gerçekten isteyerek bu boşluğu bırakmışımdır. Ben dediğim yani anayasada bırakılmış. Ve burada ben neyi kullanıyorum? Takdir yetkisini. Bakın bunu unutmayın. Ben kural içi boşlukta takdir yetkisini kullanırım. Bir de kural dışı boşluğumuz vardır. Bu da iki türlüdür. Bu arada ben kural dışı boşluğu bilmeyerek bırakırım. Bilmeden. Bir örtülü boşluğumuz var. Bir de açık boşluk. Açık boşluk sınavda çıktı. Örtülü boşluk dediğimiz olayla ilgili genel bir düzenleme var. Sonra istisna olanları yazmaya gerek duymadım. Genel hükmü somut olaya uyguluyorum. Bu şekilde örtülü oluyor. Ama açık dediğimizde buna gerçek kanun boşluğu da deniliyordu. Baktığım yazılı kaynaklarda olaylarla ilgili genel ya da özel hiçbir hüküm yok. Buna da ben açık yani gerçek kanun boşluğu diyorum. O zaman ne yaparım? Örf ve adet hukukuna bakarım. Bakın yazılı kaynaklarda bulamadım ve bilmeyerek yaptım. O zaman gittim örf ve adet hukukuna baktım. Hukuk boşluğu dediğimizde bunda bakın az öncekinde sadece yazılı vardı. Bunda hem yazılı hem de yazısız. Yazılı ve yazısız kaynaklarda oluşan boşluklara ben hukuk boşluğu derim. Ve hakim burada hukuk yaratma yetkisini kullanır. Bu ÖSYM'de çıkmıştı. Evet. Bu arada küçük bir not vereyim. İçtihat birleştirme kararlarında resmi gazetede yayınlanır, bağlayıcıdır, kanuna denktir. İçtihatla karıştırmayacağız içtihat birleştirme kararlarını. Şimdi bakalım buna. Bitmek üzere zaten. Hukukun farklı anlamları vardır. ÖSYM mevzu hukuku sordu. Pozitif hukuku sordu. Dikkat edelim. Mevzu hukuk dediğimizde mevzuat. Yani sadece yazılı kaynakların. Belirli bir ülkede, belirli bir dönem yürürlükte bulunan yazılı kaynaklara ben mevzuat diyorum. Daha sonra da buna yazısız hukuk
kaynaklarını, kurallarını ekliyorum. Yani örf adet hukukunu da ekliyorum. Ve buna pozitif hukuk diyorum. Diğer adıyla müsbet hukuk. Yine belirli bir ülkede, belirli bir dönem yürürlükte bulunan yazılı ve yazısız kaynaklar. Bu ikisi birbirine karıştırılır. O yüzden lütfen dikkat edin. Mevzu hukuk sadece yazılı, pozitif hukuk hem yazılı hem de yazısız. Pozitifin diğer adı müsbet hukuk. İdeal hukuk dediğimizde tabii ve doğal hukuk da diyoruz. Ulaşılması tasarlanan, tasarı olan hukuktur. Tarihi hukuk ise yürürlükten kalkmış hukuktur. Mesela örnek verirsek kanuni, esasi, mecelle, değil mi? Bunlar bizim tarihi hukuklarımız. Şekli hukuk dediğimizde bizim izlenecek yolumuz, yargılama hukuku mesela, değil mi? İzlenecek yolumuza şekli hukuk denir. Maddi hukuk dediğimizde de uygulanacak hükümler demiş oluyoruz. Subjektif hukuk, hak ve yetkileri tanımlayan hukuktur. Objektif hukuk ise herkesin uymak zorunda olduğu hukuktur. Evet, hukuk kurallarının çeşitleri bakımından sınıflandırılmasında da ÖSYM sordu, yine sorar. Emredici hukuk kuralları taraflarca aksi düzenlenemeyen uyması zorunlu hukuk kurallarıdır. ÖSYM bunu sordu. Ne diyor? İşte yapılamaz, edilemez, yasaktır şeklinde olan ifadeler emredici hukuk kurallarıdır. Burada bir sıkıntı yok. Tanımlayıcı hukuk kurallarına baktığımızda hukuki kavramın ne anlama geldiğini açıklıyor. İşte nokta 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 nişan, mesela nişanlanma evlenme vaadidir. Ne yaptım? Tanımladım. Nişanlanma nokta nokta noktadır. Bu şekilde. Bir de yedek hukuk kuralları hem yorumlayıcı hem de tamamlayıcı. Yorumlayıcıyı ÖSYM yine sordu. Yorumluyorum. Bir şey var. Ama bundan kastedilen ne? Anlayamadım. Hukuka baktım. Örf ve adet hukukunda. Aybaşı diyor. Aybaşı bizde ne kastediliyor? Baktım hukuk kurallarına. Aybaşı dedi ki ayın ilk günüdür. Yani ayın biridir mesela. O zaman ne oldu? Bunu yorumladım. Bir de tamamlayıcı hukuk kuralları var. Bu da aksi düzenlenebilen. Emrediciden daha şey biliyorsun. Onda aksi düzenlenemiyordu. Bunda da aksi düzenlenebilen. Eksik kalanı ya aralarında çözecekler ya da kanuna göre karar verecekler. İşte mesela faiz uygulandı. Ama faizle ne kadar uygulanacak oranı nedir? Konuşmadılar. Ne yaptılar? Ya kendi aralarında anlaşıp bunu ayarlayacaklar ya da kanun bunu belirleyecek. Bunu da tamamlayıcı hukuk kuralları diyerek konumuzu kapatıyoruz. Evet, teşekkürler beni dinlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı ve beğenmeyi kesinlikle unutmayın.